hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala kulli halin ve fi kulli hin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ekseru ma etekhavvefu ala ümmeti min ba'di reculun yeteevvelil Kur'ane yada'uhu ala gayri mevadi'ihi ve reculun yara ennehu ehakku bihazel emri min gayrihi sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi eftalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerini aziz ve mübarek hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli kitaptan takip ediyoruz, okuyoruz, taallüm ediyoruz, tefeyyüz eyliyoruz. Bu hadis-i şerifleri bugün 80. sayfanın 6. hadis-i şerifi ve mütebakisi devamı olmak üzere okuyacağız. Hadis-i şeriflerin okunmasına, izahına başlamadan önce evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine biz aciz naçiz ümmetlerinden birer hediyeyi Kur'aniye olsun diye, sonra onun mübarek âlinin, ezvacının, evladının, ashabının, etbaının, ahbabının, ihvanının, veresey-i nebi, ulema-i muhakkikin, mürşidin-i kamilin, saadat-ı turuk-ı aliyemizin ruhları için, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar ve bu eseri telif eden Gümüşhaneli Efendimiz dahil bütün saadat-ı meşayih-i turuk-ı aliyemizin ruhları için, bu beldeleri, bu beldelerde yaşamış bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah'ın ruhları için, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, başta Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri olmak üzere cümlesinin ruhları için, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve içinde bu dersi yaptığımız şu İskender Paşa Camii'ni bina etmiş olan o mübarek paşanın ruhu için ve bu camiyi şu ana kadar daima hizmette tutmuş olan, tamir ve tecdit ve tevsi eylemiş olan bütün hayır hasenat sahiplerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu dersimizi dinlemeye lütfedip feragat ve fedakarlık gösterip gelen siz kıymetli kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhları için, yaşamakta olan biz müminler de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim, sevdiği hayırlı amelleri işleyelim, Rabbimizin huzuruna netice-i meal olarak sevdiği, razı olduğu kullar olarak varabilelim diye Rabbimizden niyaz ederek bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarına bağışlayalım. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, God.
Demin metnini okumuş olduğum hadis-i şerif Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten Tayalisi tarafından nakledilmiş. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ten rivayeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim'in tevil ve tefsiri üzerine buyuruyor ki اَكْفَرُ مَا اَتَخَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ Yani benim ümmetim üzerinde en çok korktuğum min ba'di, benden sonra, ben vefat ettikten sonra, ahirete göçtükten sonra geriye kalan ümmetim üzerine en çok korktuğum şey رَجُلُنْ bir adam ki يَتَاَوَّلِ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'in manasını söylemeye çalışıyor, tevil ediyor, ayetleri açıklamaya çalışıyor. Ama يَدَعُهُ عَلَى غَيْرِ مَوَادِئِهِ Ayetlerin manalarını, kelimelerin delillerini, medlullerini olması gereken yerden başka yere koyarak efendim isabetsiz yerlerde de yerleştirip koyarak manayı gerçek olmayan bir mana olarak ortaya koyan kimsedir. Ve racülün bir adamdır ki yera ennehu ehakku bihazel emre min gayrihi bu işe kendisini başkalarından daha liyakatli gören kimsedir. Bunlardan korkarım. Ümmetimi bunlar efendim karıştırabilirler, şaşırtabilirler, efendim bir takım fitnelere sebep olabilirler diye bunları zikretmiş. Biliyorsunuz aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hakkında Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَتِ اللّٰهِ Biz bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara değil de şu çatır çatır kayalık olan sağlam dağların üzerine indirseydik bu Kur'an-ı Kerim'i, dağlar böyle büzülmüş, eğilmiş, parça parça parçalanmış bir halde görürdün dağları. Kur'an-ı Kerim'in azametinden, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünden, Kur'an-ı Kerim'in manasının, Allah kelamı olmasının verdiği heybet ve dehşetten dağları parça parça böyle huşu içinde eğilmiş görürdün diye efendim Kur'an-ı Kerim'in önemini, Kur'an-ı Kerim'in ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor bu ayeti kerime. Yani dağlara inse o sağlam çatır çatır kayalık dağlar bile parça parça olurlardı. Ama bu insanoğlu kendisine indirilmiş olan Allah'ın kelamının kıymetini, heybetini, hürmetini tam idrak edemiyor da efendim Kur'an-ı Kerim'e gereken bağlılığı, saygıyı gösteremiyor. Tabii Kur'an-ı Kerim müminlerin gönlünde en yüksek yeri tuttuğu için Allah'ın kelamıdır. Sadakallahül azim diye öpüp başına koyduğu için, manasını kabul ettiği için, sevdiği için ve gönlünden Allah'ın emrine tam uyacağım, öyle yaşayacağım, ne buyurursa tutacağım diye düşündüğü için ümmeti bozmak isteyen insanlar da hep Kur'an-ı Kerim'i kullanarak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor diyerek insanları kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'den kendilerine bir mesnet bulmaya çalışmışlardır. Fırak-ı dalde, sapık fırka, yalan yanlış yol, kendisinin kafası yamuk, niyeti bozuk ama ne yapsın ki? Kandırmak istediği insanlar, Kur'an'a hürmet eden insanlar, onun için Kur'an-ı Kerim'den delil göstermeye çalışmıştır. Şu ayet-i kerime şöyle söylüyor, bu ayet-i kerime böyle söylüyor, bunun manası şudur, bunun manası şudur diyor ama öyle değil, mana öyle değil. Tevil ediyor Kur'an-ı Kerim'in manasını, efendim anlatmaya efendim kalkışıyor ama mana öyle değil. Bu tabii ince bir iş. Biliyorsunuz şu bizim beldemizin medarı, iftiharı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri savaşa gelmiş. Efendim muhtelif savaşlara girmiş çıkmış. Bir keresinde
Müslümanlardan bir mücahit kılıcını çekiyor. Ya Allah deyip düşmana saldırıyor. Çarpışıyor. Vuruyor. Yani tek başına bir hücum. Yani aşka geliyor, şevke geliyor. Kafire tek başına saldırıyor. Ve çarpışa efendim düşmanın arasına giriyor. Tabii şehit oluyor. Demişler ki arkasındakiler, ya bak bu adam şimdi doğru yapmadı işte. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri وَلَا تُلْكُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى تَحْلِكَ ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyurmuş. Bu şimdi tehlikeye attı deyince bu Ebu Eyyub el-Ensari Halid ibn Zeyd Efendimiz radıyallahu anh diyor ki ey cemaat siz Kur'an-ı Kerim'in manasını bir mana veriyorsunuz şimdi ama biz bu ayet-i kerimeyi Resulullah zamanında böyle anlamıyorduk. Siz başka bir mana veriyorsunuz buna. Yani insanın canını tehlikeye atmaması bahis konusu olsaydı cihada niye gitsin o zaman? Canı tehlikeye atılmasın, evinde dursun o zaman. Halbuki Allah cihadı emrediyor, savaşı emrediyor. Bu manaya değil bu. Yani kazandığınız malları, kazançlarınızı, zekatı vermemek suretiyle, malları depo ederek Allah yolunda sarf etmediğiniz için farzları ihmal ettiğiniz için ve vazifeler yapılmamış olduğundan dolayı günaha girersiniz. Allah sizi sorumlu tutar. Böylece zekatı vermediğinizden Allah yoluna malları harcamadığınız için kendinizi ahirette tehlikeye atmış olursunuz. Cehenneme girme durumu olur diye biz bunu bu manaya anlıyorduk. Siz de şimdi tutmuş böyle bir mana söylüyorsunuz diyor. Halid ibn Zeyd Hazretleri demek ki daha sahabe-i kiramın sağlığında efendim ayet-i kerimelerin manası üzerinde sebebi nüzulü ayetin hangi sebeple nazil olduğunu bilmeyen, kelimelerin medlülünü bilmeyen, efendim ayetin evvelini sonrasını bilmeyen insanların yanlış değerlendirmeleri olabilmiş. Bu bir masum değerlendirme. Yani kelimelerden öyle anlıyor. Hani iki insan karşılıklı gelir konuşur, birbirlerinin sözlerini bazen doğru anlamazlar. Bu masum bir yanlış anlayış. Bir de kasten yanlış anlamak ve anlatmak suretiyle insanları şaşırtmak ve sapıtmak durumu var. Tabii bir de efendim cesur insanlar oluyor. Efendim hakkı ve haddi ve selahiyeti ve ihtisası olmadığı halde boyundan büyük işleri efendim anlatmaya, konuşmaya kalkıyorlar. Ama sen kimsin? Şimdi var bizim memleketimizde böyle efendim kimsin? Soruyoruz. Tahsilin ne? Dini tahsili yok. Arapça biliyor musun? Bilmiyor. Yüksek tahsil yaptın mı? Hayır, yüksek tahsil de yapmadım. Peki sen kim oluyorsun da Kur'an-ı Kerim hakkında, hadis-i şerifler üzerinde, dinin çok mühim meseleleri üzerinde, büyük alimlerin ancak konuşması gereken meseleler üzerinde almışsın eline kalemi, döktürüyorsun makaleleri. Sen kim oluyorsun? Hangi hakla, hangi selahiyetle, hangi yüzle? Bu ne cesaret? Yani nasıl yaparsın bunu? Yapıyor. Efendim ben askerlikte başarılı bir adamdım. Komutanım bana efendim mükafat vermişti. Ya bu askerlik değil ki. Bu ilim bu. Askerliğe benzer mi bu? Efendim işte ben kalem tuttum. Elim kalem tutuyor. Makale yazarım, şiir yazarım. Mecmua neşir ederim, kitap neşir ederim. Kupür keserim. Bilmem şöyle yaparım, böyle yaparım. Ya ama bu dinin emri bu. Bak senin söylediğin alimlerin söylediğine aykırı. Koca alimler ordusu asırlar boyu Müslüman alimleri, büyük, kamil, Arapçayı çok iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, tefsiri, fıkhı çok iyi bilen insanlardan başka söz söylüyorsun sen. Sen kim oluyorsun böyle bir aykırı söz söyleme? Millet de tabii öz Türkçe kullanıyor diye, yani yeni neslin anladığı dili kullanıyor diye makalelerini okuyor. Tamam bu abi diyor, iyi bir abi bu diyor. Mücahit diyor. Mücahit ama hani evde yürürken insan sobayı devirirse, dolabı devirirse, masayı devirirse, tabakları kırarsa
Yani olur mu? Yani doğru düzgün yürüsene, sağa sola zarar vermeden yürüsene. Kimisi cumayı kılmaz, kimisi şu farzı inkar eder, kimisi kerameti inkar eder, kimisi İslami bir ilim olan tasavvufu inkar eder. Kimisi tasavvuf büyüklerine çatar, kimisi büyük fıkıh alimlerine çatar, kimisi İmam-ı Azam'ı beğenmez, kimisi İmam Maturidi'yi beğenmez. Ya kim oluyorsun sen? Nesin yani, ne kadarsın? Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Teraziyle tartılsan, efendim parayla satılmak istensen 5 para etmezsin. Yani niye böyle dini konuları bu kadar böyle şey yapıyorsun? Cesur. Yani konunun genişliğini bilmediği için azıcık aklıyla gördüğü kadarıyla dünyayı o kadar sanıyor. Koca kitap yazmış, bir de basmış, bir de kasabasındaki alimlerle, müftüyle, vaizle efendim konuşmuş, onlar cevap verememişler. Efe gibi ortada dolaşıyor. Bana müftü cevap veremedi, bana vaiz cevap veremedi. Verin bakalım kitabı neymiş? Bir sayfada 30 tane yanlış var. Ayet olmayan şeye ayet diyor. Ayeti hadisten, efendim kibar-ı kelamı efendim şeyden, ayetten ayıracak bilgisi yok. Arapçası yok. Yalan söylüyor, yanlış söylüyor. Kitap yazmış. Dinin aslı sizin bildiğiniz gibi değildir. Bütün din alimleri ve bütün Müslümanlar, şu ana kadarki Müslümanlar yanılmıştır. Ben doğruyum diyor. Vah zavallı vah. Vay cahil vay. Vay küstah vay. Vay edepsiz vay. Ne oluyorsun? Haddini bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'den delil getirmiş. Kur'an-ı Kerim'den 14 tane ayet getirmiş. Şöyle 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 de kendisinin dediğine. Ama öbür tarafta da başka ayetler var. Kendi dediğinin yanlışlığını gösteriyor. Onlardan haberi yok. Kur'an-ı Kerim'in bütününü okusana. Senin bu gösterdiğin deliller, bu ayet-i kerimeler senin dediğin manaya değil ki. Haberi yok. Kimisi kaderi inkar eder. Tabii bunların cahiliyle uğraşmak kolay. Cahiliyle uğraşırsın. Sus cahil dersin, edepsiz, bir şey bilmiyorsun dersin. Bak daha diploman yok dersin, Arapçan yok dersin. Şunu biliyor musun, bunu biliyor musun? Bir de ulema babından, ulema zümresinden olan, efendim doktora yapmış, doçent olmuş, profesör olmuş, dekan olmuş, bilmem gibi kimseler de oluyor. Onlar da efendim kalkıyorlar, şöyledir, böyledir. Ben doktora yaptım, şu şöyledir. Ben doçentlik yaptım, böyledir. Ama yanlış. Tabii onun yanlışlığını da efendim mesela büyük alimler Küveyt'te efendim yazıyorlar. Aa, sen bir makale yazmışsın, 40 tane yanlışı var. Yazıyor, cevap veriyor. Nedir bu yaptın? Çok yanlış. Tamamen yanlış söylediğin şeyler diye söylüyor. Ama söylüyor ama onları anlayacak halk yok burada. Nereden bilecek? Küveyt'teki ilmi makalede bu profesörün yanlışlarını efendim ortaya döken bir makale yazıldığını. Takip edemiyor, Arapça bilmiyor millet. Bu da burada unvanlı, unvan kazanmış falanca yerde filan diye. Onun için çok yanılma oluyor. Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i tevil ediyor ama kendi efendim kelimeleri yerli yerince kullanmıyor, manayı yerli yerine oturtmuyor. Ne oluyor o zaman? Allah'ın ahkamı doğru söylenmemiş oluyor. Kullara doğru öğretilmemiş oluyor. O zaman kullar sapıtıyor. Efendim bira içmeyin mahsuru yokmuş. Nereden bildin? Kim söyledi? Mısırlı bir alim öyle söylemiş. Boynu devrilsin. O Mısırlı alimi. Biranın içinde içki var mı? Alkol var mı? Var. İçen kafayı buluyor, sarhoş oluyor mu? Bal gibi sarhoş oluyor. Ben görüyorum Almanya'ya gittiğim zaman bira içmişler, içmişler. Sokaklara, kenara, oraya buraya efendim kesilmiş ağaç kütüğü gibi devrilmişler. Bal gibi sarhoş ediyor. Nereden çıkarttın sen? Küllü müşkilin haram değil mi? Yani her sarhoşluk veren şey yasak değil mi? Bir anın helalliğini nereden çıkarttın? Efendim alkol miktarı az varmış da hıkmış da mıkmış. Hadi oradan. Yalancı, terbiyesiz, alçak, edepsiz, hain, aldatıcı. Efendim sen ahiret yoluna çıkmışsın. Ahiret yolunda Müslümanın yolunu kesip saptırmaya çalışıyorsun. Ahiret yolunun haramisisin sen. Hocamız öyle derdi öylelerine. Yani o kılıkla halkın karşısına çıkanlara ahiret yolunun haramisi derdi. Ali Baba ve 40 haramiler, evet masallarda yol keserlermiş, kervan soyarlarmış. Bir şey değil, insanın malı gider. Ne yapalım? Tamam. 3 deveyi
efendim malım haramilerin eline geçti. Ne yapalım? Yani hayat üç deve yüküyle bitmez ki, bir şey değil. Ama ahiret yolunun haramisi insana yanlış şey öğretip de imanını bozarsa dünyasını ahiretini mahveder. Öyle efendim mürşidim diye ortaya çıkmış adam var ki namaz kılmıyor. Namaz kılmayı hamlık sayıyor. Abdest almayı lüzumsuz görüyor. Din adamıyım diye ortaya çıkmış. Öyle insan var ki karısına namaz kılma diyor. Kılarsan seni asarım keserim diyor. Öyle baba var ki çocuğunu kamçıyla dövüyor. Yobaz mı olacaksın diyor. Sensin yobaz. Yobaz sensin. Bak birisi namaz kılıyor diye dövüyorsun, yobaz sensin. O inancına göre bir şey yapıyor. Sen onu çat pat kamçılıyorsun, dövüyorsun oğlunu. Sonra dövmek var mı? Yani insanlar konuşa konuşa anlaşıyor. Bu şey mi? Eşek mi? Kamçılıyorsun, dövüyorsun. Yani Peygamber Efendimiz hani en çok bunlardan korkuyorum diyor ya, gerçekten böyleleri insanları sapıtabilir, şaşırtabilir. Neden? Herkes sahteyi hakikisinden ayırt edemiyor. Yani senin önüne efendim bahçeyi kazarken bulunmuş bir yüzük getirseler, kırmızı taşlı. Hocam bu camdan bir yüzük mü? Hani çocuklardan birisi almış da sonra toprağın arasına karışmış da efendim hani 20 sene öncenin şeyi toprak arasında kalmış, böyle bir uyduruk basit değersiz bir yüzük mü, yoksa Hititlilerden, Frikyalılardan, Lidyalılardan kalma tarihi bir şey mi buldum ben, bu yakut mu, kıymetli mi, bak bakalım hocam şuna deseler anlar mı herkes? Anlayamaz. Kuyumcuya gidince kuyumcu gözlüğünü takıyor, büyütecini bakıyor, inceliyor, ölçüyor, biçiyor, hakikisini, sahtesini ayırt ediyor. Anlıyor yani. Erbabı anlıyor. Şimdi millet anlamadığı için unvana bakıyor. Bu adam unvandı. Unvanı var. Prof, dr, nokta, ondan sonra falanca filanca, tamam. Ne diyor? Efendim işte Müslümanlık yobazlık dini değildir. Efendim böyle günde beş vakit namaz kılmaya lüzum yoktur. Ha. Bu adamın dediği dır değil, dırdır. Bu adam hiçbir şey değil. İster profesör olsun, ister ordinaris profesör olsun, ne olursa olsun. Söylediği söz yanlış, yalan. Sonra ne iş yaparmış bu adam? Tıp profesörüymüş, Kur'an-ı Kerim tercüme ediyor. Nereden tercüme ediyorsun sen? Yani şeyde mi yazıyor, tıp kitaplarının içinde mi yazıyor? Hayır. Arapça bilir misin? Bilmem. Nasıl tercüme ettim Kur'an-ı Kerim'i? Lugat-ı Naci'yi açtım, kelimelere baktım, tercümeyi öyle yaptım. Yani lügat-ı naci Osmanlıca lügatı, Arapça lügatı değil. Osmanlıca başka, Arapça başka. Bir kelimenin Arapça'da manası başka, Osmanlıca'daki manası başka. Tamamen değişebilir. Farsça'da gümrah yolunu kaybetmiş, sapık demek. Türkçe'de gümrah bol bereketli demek. Bizim bahçede mahsul ektik, aman gümrah, öyle büyüdü. Yani çok bol demek. Farsça'da öyle değil. Yani Arapça'da şehir kelimesi ay manasına geliyor. Türkçe'de şehir kelimesi kasaba manasına geliyor. Ne şey olur mu? Lugat-ı Naci ile Kur'an-ı Kerim tercüme edecek. Vah zavallı vah. Ondan sonra da ordinaris profesör falancanın Kur'an-ı Kerim şeyinde böyle yazıyor. İyi ama o adam o işin selahiyetlisi değil, bilgilisi değil, bilmiyor. Ben diyor, şey diyor, karım Yahudi diyor. Oğlum var diyor. Adalet olsun diye Cuma günü çocuğumu benimle beraber Cuma namazına götürüyorum diyor. Cumartesi günü de anası Yahudi olduğundan çocuğumu havraya götürüyorum diyor. Hoppala. Bu adamdan hayır gelir mi? Bu adamın yazdığından hayır gelir mi? Böyle yani millet ayırt edemiyor hasılı. O zaman çeşit çeşit sapıklıklar ortaya çıkıyor. Dinin safveti, asliyeti devam ediyor ama o safvetine, asliyetine uymayan efendim zümreler ortaya çıkıyor. Gruplar ortaya çıkıyor. Çeşit çeşit gruplar. Bu adam ne yaparmış? Efendim bunların ana fikirleri şuymuş da buymuş da bilmem neymiş de filan. İyi ama İslam'da böyle yok ki. Alevi kardeşlerimizin bazı şeyleri var, adamları var. Efendim ön planda. Biz daha iyi Müslümanız. Sizden daha iyi Müslümanız. İyi, maşallah, yani bizden daha iyi Müslümansan pekala, Allah sevap versin, ama namaz kılar mısın? Yok, kılmayız. Niye kılmazsın?
Camiye gidince pabucumuzu çalıyorlar. E bizim de çalıyorlar kardeşim, çalıyorlar diye biz camiyi mi bırakacağız yani, camiye mi gitmeyeceğiz yani? Efendim işte biz çok dürüstüz, çok müsamahalıyız. Çok müsamahalısın da şu katliamı niye yaptın, bu katliamı niye yaptın? Niye hazım göstermiyorsun? Niye taraftarlık yapıyorsun? Efendim biz eline, beline, diline çok sadık insanlarız. Eline, beline, diline sadık ve namuslu insansın da niye rüşvet alıyorsun? Niye hazinenin parasını çarçur ediyorsun? Niye milyonların milyarlarını yutuyorsun? Parayı bırak. Yani şahsın görünür, efendim rütbeyi aklı eserinde derler. Yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye başlıyor. Birinci mısra, yani özüne bakıyorsun, başka sözü başka. O fena işte. Yani en çok korktuğum, Kur'an-ı Kerim'i konuşuyor ama kelimeleri manasının dışında kullanıyor, başka manaya şey yapıyor. Hazreti Ali'ye tapınıyormuş bazı insanlar. Ya niye tapınıyorsun Hazreti Ali'ye? Niye Hazreti İsa'ya tapınıyorsun? Niye Buda'ya tapınıyorsun? Niye İmparator efendim Güneş'in oğlu diye Güneş'e tapınıyorsun? Ya ne biçim adamsın sen? Ey Japon, ey Hintli, ey efendim Alevi, ey bilmem Hristiyan. Hiç mi aklın yok senin? Karıncanın kafası kadar kafan yok mu? Kuş beyni kadar beynin yok mu? Yani insana niye tapıyorsun? Bu insandan evvelki insanların hali ne olacak? Bu insan ölüyor. Öldükten sonra durum ne olacak? Buda kalmış mı? Ölmüş. Hazreti İsa kalmış mı? Efendim berrefe ohullahu ya. O da efendim Allah-u Teala Hazretleri refe eylemiş. Bilmem Japon İmparatoru 40 sene, 50 sene, 60 sene imparatorluk yaptı, öldü gitti işte, ağladılar arkasında. Buna tapınılır mı? Fani, senin gibi insan, kaşı var, gözü var, efendim beşer. Vela yettekize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Yani Allah'ı bırakıp da Allah'ın yaratığı olan insanlar birbirlerine tapmalı mı? Tapmamalı. Bu efendim böyle şey yapılmıyor. Ve insanlar böylece büyük büyük kalabalıklar. Hem de bir de çıkıyor Amerikalı salına salına, efe efe, biz diyor uzaya füze göndermişiz, aya efendim astronotlarımız ayak basmış, bizim dinimize gel. Peki ama senin dinin sapık. Yani sen teknolojiyle oraya gelmişsin. Daha önce asırlar boyu Hristiyanlık neler yapmış Avrupa'da? Ne yanlışlıklar yapmış Hristiyanlık? Hala da yapmakta. Hala da buyur işte Bosna Hersek, işte bilmem başka yerler, işte Hristiyan taassubu, işte katliamlar, işte adaletsizlikler, işte çifte standartlar. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim korkulur. Yani güzel söz söyleyip de sözü allayıp pullayıp da yanlışı yutturmaya kalkışan insanlardan korkulur. Hele bu insan Kur'an-ı Kerim üzerine konuşan bir insan olursa daha çok korkulur. Efendimiz ondan korkmuş. Tabii bundan bize ne ders çıkıyor? Kur'an-ı Kerim'i sağlam ağızlardan, sağlam kaynaklardan çok dikkatli bir şekilde öğrenin. Aman selahiyetsiz insanlara, efendim mesnetsiz tevillere kapınmayın demek. Çünkü Allah'ın kelamıdır, şakaya gelmez. Elektrik şakaya geliyor mu? Buyur, aç bakalım kapağını. Açtın. Buyur, telleri yakala bakalım. Çek şunu, al bunu. Aman hocam, delirdin mi burada? Şu kadar voltaj var. Bunlardan bir tanesini ben tuttum mu kömür olurum. Elektrik çarpar. Ha. Şakası yok yani, değil mi? Elektriğin şakası yok. Kur'an-ı Kerim'in hiç şakası yoktur. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamı oyun ve efendim yalan ve hata ve aldatma ve kandırma şeyi kabul etmez. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, karşımızdaki insanın kim olduğuna, ne derecede selahiyetli olduğuna çok dikkat etmemiz lazım. Bir, din namına konuşan insanların selahiyet derecesine bakmak lazım. Bir, bu şahsını efendim kontrol etmek işi. İkincisi, olabilir, kaçak olabilir. Yani unvanı olur da kafası bozuk olur. Bir de söylediği söze bakmak lazım. Söylediği sözün efendim dinin hakikatlerine uyup uymadığına bakmak lazım. Ha, büyük alimlerimizin asırlar boyu herkesin baş tacı ettiği, hürmet ettiği, fatihalar okuduğu büyük alimlerin söylediklerine aykırı şeyler söylüyor. Tamam, unvanı ne olursa olsun bu sapık, bu reformist,
bu aldatıcı, bu efendim şöyle böyle. O zaman yani sözünün yanlışlığına da bir kontrol koymak lazım. Onu da yutmamak lazım. Yani şahsiyetinin selahiyetli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bir, söylediği sözün doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. İki, ve Kur'an-ı Kerim konusunda çok ciddi olmalıyız. Çok iyi öğrenmeye çalışmalıyız. Çok sağlam ağızlardan, çok selahiyetli insanlardan, hafız-ı kelam, efendim, o sahada iyi yetişmiş, o sahanın en meşhur, en büyük kitaplarını okumuş, biliyor, ondan sonra takvası yerinde, Allah'ın rızasına aykırı bir söz söylerim diye ödü patlayan, efendim, kılı kırka yaran büyük alimler var. Tamam, onlardan öğrenmek lazım. Yoksa efendim, ulema yanılmış, öyle değildir, ben bunu biliyorum, bu böyledir. Sen çok cahil bir adamsın, ulemanın yanında kendinin hiç olduğunu bile anlamamışsın da böbürleniyorsun demek lazım öylelerine. Haddini bil demek lazım ve hiç yüz vermemek lazım. Hadis-i şerifin ikinci kısmına gelince, وَرَجُلُنْ يَرَا اَنَّهُ اَحَقُّ بِهَذَا الْاَمْرَ مِنْ غَيْرِهِ Bu işe kendisini başkasından daha layık sanan insandan da korkuyorum diyor Peygamber Efendimiz. Tabii bu iş dediği, هَذَا الْاَمْرِ dediği, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması da olabilir. Çünkü o cümlenin arkasından geliyor. Bir de efendim yani bu ümmetin başına reis olarak benim geçmem lazım. Buna en çok ben layıkım. Efendim herkesin bana tabi olması lazım gelir diye halifeliğin kendisine en layık olduğunu düşünen insan. Ondan da korkarım. Neden? Efendim bilgili değildir, selahiyetli değildir, dindar değildir, dinin emirlerini iyi bilmiyordur, hakkı değildir, efendim iddiayla ortaya atılır, ondan sonra ümmeti birbirine düşürür, fitne ve fesat olur. Fitne ve fesadın olması bakımından o da efendim çok önemli bir nokta olmuş oluyor. İkinci hadisi şerife geçiyoruz, yedinci hadisi sayfanın. Eksir min entekûle Subhanel Melikil Kuddus Rabbil Melaiketi vel Ruhi Cüllületis Semavatu vel Ardu Bil İzzeti vel Ceberut. Bu hadis-i şerif efendim El-Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten İbni Asakir tarafından rivayet edilmiş. Haraiti de var Mekarimül Ahlak'ta. İbni Sünni de var. Şimdi Peygamber Efendimiz bir duayı tavsiye ediyor. Yani şey yaptığın zaman, Allah'a sığınma ihtiyacı duyduğun zaman, öyle bir korkulu efendim durum olduğu zaman şöyle demeyi çoğalt diye tavsiye etmiş Efendimiz. Şu sözü çok söyle. Sübhanel Melikil Kuddus Rabbil Melaiketi vel Ruh Cüllületis Semavatü vel Ard Bil İzzeti vel Ceberut. Manasını söyleyelim. Sözünü bir daha söyleyelim, yazmak isteyenler yazabilsin diye. Sübhanel Melikil Kuddus Rabbil Melaiketi ve Ruh Cülliletis Semavatü vel Ardu Bil İzzeti vel Ceberut. Sübhanel Melikil Kuddus manası yani melik olan, kuddüs olan Allahu Teala Hazretleri her türlü noksandan münezzehtir. Onu tenzih ederim, tesbih eylerim ona demek. Melik, malik manasına yani her şeyin malikidir Allahu Teala Hazretleri. Onun için Esma-i Hüsna'sından birisi budur. Kuddüs de her türlü noksandan pak ve münezzeh demektir. Allahu Teala Hazretleri her türlü noksanlıktan münezzehtir. Her türlü kemalin sahibidir, halikadır. İşte Kuddüs ve Melik olan Allahu Teala Hazretlerini tesbih eylerim. Rabbul Melaiketi ve Ruh o meleklerin ve ruhun Rabbıdır. Ruh da büyük bir melek ismidir. Büyük bir meleğin ismidir. Ulu bir meleğin ismidir. Efendim meleklerin ve ruhun tenezzül melaiketi ve ruhu fiha bi izni rabbihim Kadir suresinde de geçiyor. Meleklerin, melaikenin ve ruhun Rabbını tenzih ederim. Cülleti semavatü vel ard yani gökler ve yerler efendim bil izzeti vel ceberut Allahu Teala Hazretlerinin izzeti ve ceberutuyla
efendim böyle kudretiyle efendim halk olundu. İşte o Allah'ı böyle kudret sahibi, kuvvet sahibi Allahu Teala Hazretlerini her türlü noksandan tenzih ederim diye. Bunlar muazzam sözler tabii. Allahu Teala Hazretlerine saygımızı ve onun şanını ifade eden kelimeler. Tabii bu sözleri söylediği zaman insan bu tesbihleri yaptığı zaman bunlardan hasıl olan bereketten Allahu Teala Hazretlerinin efendim rızasından, lütfundan, kereminden insanın gamı, kederi, sıkıntısı, üzüntüsü efendim dağılır. Başındaki bela def olur. Allahu Teala Hazretleri onu selamete çıkartır. Çünkü her şeye kadirdir. Her şey onunla oluyor. Onun sayesinde oluyor. Sübhanel Melikül Kuddus Rabbil Melaiketi vel Ruh Cüllileti's Semavati vel Ardu bil İzzeti vel Ceberut. Hatırınızda kalsın bu tesbih. Sonra 8. hadisi şerife geliyoruz. Buyurmuş ki Efendimiz Ekseruhum lillahi zikren. Bu kadar hadis-i şerif. Ekseruhum lillahi zikren. Ahmed İbni Hanbel'de efendim ve başka kaynaklarda var. Süile aleyhisselam eyyil mücahidine azam. Peygamber Efendimiz'e sorulmuş ki mücahitlerin hangisi eyyül mücahidine azamı ecran? Sevap bakımından en çok sevabı kazanıyor. Hangisi en sevabı çok olandır? Sevabı en çok kazanan mücahit hangisidir? Ne yaparsa daha çok sevap kazanır diye sormuşlar. Sonra sormuşlar, devam etmişler. Soru cevap verildikçe devam etmiş sorular. Eyyül saimine azamı ecran? Hangi oruçlular en çok sevabı alır? Ötekilerden daha fazla ecir alır. Ne yaparsa oruçlu öteki oruçlulardan daha fazla sevap alır. Efendim sonra yine sormuşlar. Keza es-salah ve zekah ve hac ve sadaka. Yani hangi namaz kılanlar en çok sevap alır? Ötekilerden daha fazla alır. Zekatı verenler içinde en çok sevabı alanlar hangi hareket edenlerdir? Nasıl hareket edenlerdir? Haccı yapanlar içinde en çok hangileri en çok sevap alır? Sadaka verenlerin en çok sevap kazananı hangi tipleridir? Bunları hep sormuşlar Peygamber Efendimize. İşte o zaman böyle buyurmuş. Ekseruhum lillahi zikren. Allah'ı zikretmesi en çok olan. Hangisi Allah'ı en çok zikrediyorsa sevap en çok ona. Sevabı en büyük olan odur. Şimdi soruyu ve cevabı beraber düşünelim. Eyyil mücahidine azamı ecran. Ya Resulallah, mücahitlerin en çok sevap kazananı hangisi? Ekseruhum lillahi zikren. Allah'a en çok zikredeni. Ha, anladık ki dedelerimiz harbe gittiği zaman, kılıcı çektiği zaman düşmana saldırırken ne derler? Allah 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 diye efendim öyle gidiyorlar. Nedenmiş? Ha, bu hadisi şeriftenmiş demek ki. Bunu okumuşlar, bunu biliyorlar. Allah'ı zikretmenin sevabını bildiklerinden cihadı yaparken zikrederek yapıyorlar. Sevabı çok oluyor. Tabii bu işin ilk görünen, ilk hatıra gelen tarafı. Tabii oruç tutanların da yine Allah'ı çok zikredeni en çok sevabı alıyor. Efendim oruç tutarken dili zikirli, elinde tesbih oynar sabahtan akşama hem orucu tutmuş hem de zikretmiş. Aferin, sevabı çok alıyor. Sonra efendim oruç namaz kılan efendim sonra efendim zekat veren sonra hac eden, haçta da her yerde zikredilecek. Fezkürullaha indel meş'aril haram. Fezkürühü kema hedâküm. Hep hac fiillerinin yapıldığı yerleri, ayet-i kerimeler anlatırken çok zikretmeyi efendim şey yapıyor. Efendim hatırlatıyor ayet-i kerimeler. Sadaka vesaire öyle. Fakat derinlemesine bir tahlil yapalım. Zikretmek ne demek? Hatırlamak demek. Hatırında tutmak demek. Unutmamak demek. Şimdi bir insan hatırında Allah'ı tutuyorsa, Allah'ı unutmuyorsa, çünkü Haşr suresinde de bize emretmiyor mu Allahu Teala Hazretleri? Vela tekunu kellezine nesullah. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey müminler. Siz sakın Allah'ı unutmayın. Unutmayacağız. Onun için bizim Nakşi tarikatımızın birinci prensibi nedir?
Nakşi tarikatındanız, tamam, tesbihleri çekiyoruz. İyi güzel, maşallah da birinci prensip ne? Huş, der, dem. Her nefes alışverişte şuurlu olmak, aklı başında olmak, ayık olmak, hatırında olmak yani. Yani zikir halinde olmak. Peki bu zikirleri neden yapıyoruz? Efendim derviş, hocası zikir vermiş, günde 5000 defa Allah 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 diyor. Şu kadar La İlahe İllallah, Sübhanallah, efendim bilmem, Estağfurullah çekiyor, salatü selam getiriyor. Zikirden murat nedir? Bu hatırlama halinin devamlılığını kazanmaktır. Yani sözle zikrede ede 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 insan hatırında devamlı Allah hatırında olmak haline ulaşacak. Zikri müdam, daimi zikir haline ulaşacak. Yoksa zikrederken Allah'ı hatırlıyor, ondan sonra unutuyor, iyi değil. Hatta bir hadis-i şerif var, bu zikrin manasını anlamak, anlatmak bakımından çok önemli. Eğer sen, buyuruyor Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretlerine itaat ediyorsan, yani emirlerini tutmaktaysan, emirlerini yapmakta isen, yapmakta bulunuyorsan, Allah'ı zikrediyorsun demektir. Eğer Allah'a itaat halinde değilsen, asi isen, günah işliyorsan, günah işlemekteysen, içki içiyor, yalan söylüyor, kumar oynuyor, faiz yiyor, efendim eğlence yerinde kahvede oturuyor, iskambil oynuyor vesaire, yani itaat halinde değil. Ha, zikretsen bile, dilinde Allah lafzı olsa bile Allah'ı zikretmiyorsun demektir diyor. Demek ki asıl olan Allah hatırında olacak, Allah'ın istediği gibi kul olacak. Allah hatırında olmaktan maksat ne? Allah'ın istediği hal üzere olmak o anda. Allah'ın istediği işi yapmak. İstemediği işi yapmamak demek. Hem Allah hatırında hem de Allah'ın istemediği işi yapıyor. Demek ki Allah hatırında değil. O zaman hatırında değil demek olur. Zikrediyor, efendim, cihat ediyor Allah hatırında. Hem diliyle Allah Allah diyor, hem de yaptığı işi Allah rızası için yaptığını biliyor. Savaşı ne maksatla yaptığının şuurunda, şuur yerlerine, tamam. Sevabı bunun en çok. Sonra efendim namaz kılarken, namaz kılarken zaten namazın dualarını okuruz. Başka bir şey yapmayız. Burada anlaşıldı zaten, işte benim dediğim mananın esas olduğu. Namazda hangisi daha çok sevap alıyor? Allah hatırında en çok olan. Adam namaz kılıyor. Allahu Ekber. Sübhanekallahü'l-hamdike. Ha, ben bakkala parayı vermiş miydim ya? Hay Allah. Hanım bana ne söylemişti? Sabahleyin 5 şey alacaktım. Birisi efendim 10 tane yumurta alacaktım. 2 kilo domates alacaktım. Üçüncüsü neydi? Dördüncüsü neydi? Hay Allah. Ondan sonra bugün şeyden sonra, öğleden sonra falancaya söz vermiştim de şeye gidecektim. Hastaneye gidecektim. Falancaya da buluşacaktım. Bana bak, gel bakayım buraya. Sen namazda mısın? Değil misin? Sen ne yapıyorsun? Allahu Ekber dedin. Allah'ın huzurundasın. Aklın nerede senin? Çarşıda, pazarda, işte, alışverişte, sözde. Olmadı. Namazı en çok sevabı kim alıyor? Ekserühüm lillahi zikren. Allah hatırında en çok olan. Allahu Ekber dediği zaman ben şimdi Rabbul Aleminin, şu koca kainatı yaratan Mevlam'ın huzurundayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi ben Allah'a hamd ediyorum. Allahu Ekber. Rüküye vardığım zaman şimdi ben Mevlam'ın huzurunda saygımdan, sevgimden, Mevlam'ın heybetinden rüküye vardım. Tesbih ediyorum onu. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Ne demiş? Fesebbih bismi Rabbikel Azim buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ondan öyle tesbih ediyorum. Semi Allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Şimdi Rabbıma secdedeyim. Melekler gibi efendim Allah'ın en sevdiği şekil olan secde halindeyim. Alnımı Allah'ın efendim huzurunda yerlere koymuşum. En şerefli azamı yerlere koymuşum. Allah'a sevgimi, saygımı ifade ediyorum vesaire. Hep Allah hakkında. Tamam. Bu adamın namazı en sevaplı olur. Aklı öküzde, tarlada, bahçede, bakkalda, kasapta, vaatte, defterde efendim vesairede olan namazı olmaz. Hani ne yapmış? Evliya Allah'tan birisinin efendim bir meczup kardeşi varmış, iki kardeş, birisi meczupmuş, evliyaymış. Kardeşinin arkasında namaz kılmazmış. Anasına gitmiş, şikayet etmiş imam. Demiş bizim birader arkamda namaz kılmıyor, cemaat de
bu namaz kılmıyor diye çeşitli kötü şeyler düşünüyor. Fena oluyor durum yani. Niye benim arkamda namaz kılmıyor? Anası çağırmış, evladım demiş, bak kardeşin imam, arkasında bunun namaz kılsana. Peki anacığım demiş, sen emrediyorsun, kılayım. Ananın hatırını kollamak lazım. Namaza durmuşlar, arkasında Allahu Ekber namaz kılarken meczup ya. Demiş, ayrılmış gitmiş. Tabi cemaat şaşırmış, imam efendim üzülmüş filan. Anasına gelmiş, demiş ki gördün mü bizim biraderin yaptığını? Ne yaptı? Namaza durduk. Arkadan inek gibi bağırdı. Möh dedi. Ayrıldı. Cemaat de bozuldu. Çok fena oldu. Tabii kendisi için de fena oldu. Yani hiç öyle denir mi namazda? Namaz da bozuldu filan. Çağırmış anası. Evladım ben demiş bak kardeşinin arkasından namaz kıl dedim. Sen de peki dedin. Niye namazı bozdun möh dedin. Anne demiş sor bakalım ona demiş. Sor bakalım ona demiş. Allah-u Ekber dediği zaman aklında neler geçiyordu? Sormuş. Evladım gel bakalım sen Allah-u Ekber diye imamlığa geçtiğin zaman aklına neler geldi? Anneciğim demiş Allah-u Ekber deyince işte bizim bahçedeki öküzler, inekler geldi. Efendim onların meseleleri aklıma geldi. Yani kendimi de alamadım. Onları düşünüyordum. Ha. Arkadan müeh diye ondan bağırıyor. Meczup ama yani keşfi var. Onun namaza uygun olmayan şeylerle kafası meşgul olduğundan öyle yapıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, yani namazda Allah hatırınızda olacak. Hatırınız, aklınız, hafızanız Allah'ta dolu olacak. Zekat verirken Allah efendim hatırınızda olacak. Hac ederken daima Allah hatırınızda olacak. Sadaka verirken öyle olacak. O zaman sevabı çok oluyor. Allah hatırında olmadan efendim olmuyor. Dua ediyor insan. Ya Rabbi sen bana şunu ver, bunu ver. Ezberlemiş duaları söylüyor. Ne söyledin? Farkında değil. Söylediğin farkında değil. Yüzünü sürüyor eline. Neler istedin? Bilmem. Dualar olmaz. Allah böyle lahi bir kalp ile, yani gevşek bir kalp ile, başka şeylerle meşgul bir kalp ile yapılan duayı sevmez ve kabul etmez. Candan isteyecek. Ya Rabbi ben şunu istiyorum. Şöyle yap ya Rabbi. Şunu bir ihsan et ya Rabbi. Bunu ver. İstediğini bilecek. Şuurlu olacak yani. Yani akıl ve şuurunu bağladığı zaman ibadete, öyle şuurlu yaptığı zaman zikir tamam olmuş oluyor. Hatırlama işi tamam olmuş oluyor. Hatırdan çıkmamış oluyor. Sevap o zaman çok oluyor. İşte zikrin esrarı, hakikati, mahiyeti budur. Yani eline tesbih alıyorsun. Hoca efendi 5000 tane zikir verdi. Ben 5000 defa Allah diyorum ama kaç tanesini şuurla söyledin? Elinde tesbih, gözü manzarada. Kuşları seyrediyor, vapurları seyrediyor, efendim dinliyor, etrafındakilerin konuşmalarını şey yapıyor, konuşmalarını dinliyor. Ondan sonra Allah 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 böyle olmadı ki. Sen Allah sözünü söylerken Allah hatırında değil ki, etraftaki şeylerle meşgulsün. Kendini vereceksin ki huş derdem her nefeste efendim Allahu Teala Hazretleri yadında olacak, hatırında olacak, unutmamış olacaksın heybetiyle. Efendim sevgisiyle, saygısıyla meşgul bulunacaksın. Evet, çok mühim bir hadis-i şeriftir bu. Bu hadis-i şerifi unutmayın ve bu hadis-i şerifin mucibince amel eyleyin, eylemeye çalışın. Ve 9. hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki ekseru zikrallahi hatta yekunu mecnun. Ahmed İbni Hanbel'de, Abd İbni Hümeyt'te, İbn Abdülber'de, İbn Sinni'de, İbn Şahin'de, efendim, İbn Hibban'da, El-Hakim'in Müstedrek'inde, efendim ve diğer kaynaklarda Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir bu. Duymuşsunuzdur belki. Eksiru zikrallah. Allah'ı zikretmeyi öyle çok yapın ki hatta yekulu desinler ki mecnun. Bu adam mecnun desinler. Bu adam mecnun diyecekleri kadar size zikri çok yapın. Muhterem kardeşlerim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Efendim üzkürullah'a zikren kesira. Allah'ı çok zikredin. Çok zikreyle zikreyleyin. Allah'ı çok zikriyle zikreyleyin. Sonra ve zâkirîn Allah'a kesiren ve zâkirât. Allah'ı çok zikreden erkekler, Allah'ı çok zikreden hatunlar. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azima. İşte onlara Allah
öteki sayılan vasıflara sahip insanlarla beraber bunlara da Allah ecri azim ihsan etmiştir. Büyük mükafatlar hazırlamıştır. Efendim ahirette onları ihsan edecek diye çok zikretmek ayet-i kerimelerde var. Hadis-i şeriflerde de var. Niye çok zikrediyor insan? Yani bir defa etse olmaz mı? Çok zikretmek perçinlemek demek. Çekici çivinin üstüne çok vuruyorsun. Tak 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 tak. Ondan sonra yerleşiyor. Efendim bakıcı küt 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 çok çok vuruyor. Efendim sanat eseri ortaya şey yapıyor. Sen de zikri çok çok yapacaksın. Senin efendim kalbine, aklına, şuuruna, hafızana zikrullah tesir edecek. Çok yapılınca tekrarda fayda var. Tekrarda yerleşme faydası var. Hem de zikrullahla meşgul olmadığın zaman bil ki aklın başka şeyle meşgul olacak. Aklının fitneyle, fesatla yahut da malayani ile meşgul olması mı iyi, Allah'la meşgul olması mı? Hangisi daha iyi? Tabii Allah'la meşgul olmak daha iyi olduğu için zikri çok yapmak lazım. Efendim tesbihe çatanlar da çıkıyor. Tabii bu her şeye çatan tipler var ya böyle, kaşları çatık, efendim her şeye çatan tipler. İşleri çatmak. Efendim, ha bu tesbih ne oluyor böyle? Ha bu tesbih çok zikretmenin vasıtası oluyor efendim. Ne olacak? Beğenemedin mi? Efendim bid'at. Tesbih bid'at değil. Tesbihi sahabe-i kiram da kullanmışlar. Kimisi hurma çekirdeğinden, kimisi çakıl taşından tesbih kullanmış. Kimisi de ipi düğüm düğüm yapmış. Her düğümü bir tane gibi oluyor. Öyle kullanmış. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir tesbihi varmış 2000 düğümlü. O tesbihi devretmeden gece uyumazmış. Demek ki en aşağı 2000 zikir yapıyor. En aşağı. Kaç defa çevirdiğinde artık kendisi bilir. Allah kabul etsin. Allah şefaatini erdirsin. Ha, sahabe-i kiram böyle yapmış. O zaman sen ukalalık etme. Bidatı sen onlardan daha mı iyi bileceksin? Sünneti bidatı. Onun için ukalalık etme. Ukala insanlara söyleyin, ukalalık etmesinler. Ya İslam'ı tam öğrensinler, yarım yamalak öğrenmesinler, doğru bilsinler, doğru söylesinler. Ya da bilmedikleri şeylere burunlarını sokmasınlar. Cahilliklerini biliyorlarsa kenarda dursunlar, bilene sorsunlar. Niye bu kadar bugünkü konuşmamda çok çattım? Çünkü Peygamber Efendimiz bu tiplerden korkuyorum dedi. Yani tehlikeli bu tip dedi de bu tiplerin tehlikesini cemaatin bilmesi lazım. Ramazan gelecek şimdi. İşte Recep ayındayız. Mübarek olsun. Şaban mübarek olsun. Ramazan Allah bizi sıhhat afiyetle eriştirsin. Bak sen şimdi o müstehcen neşriyat yapan gazetelere, mecmualara ne güzel renkli Ramazan sayfalarını tanzim edecekler. Boy boy şimdi böyle kasaplık et gibi çıplak kadın resmi neşredenler, müstehcen resimler neşredenler, efendim cinsi birleşme resmi neşreden hainler Ramazan gelince bak şimdi ne güzel Ramazan sayfaları hazırlayacaklar. Nasıl hazırlayacaklar? Gidecekler profesörlerle anlaşacaklar. Efendim diyecekler ki bizim gazetenin Ramazan sayfasını hazırlar mısın? Elbet hazırlarım diyecek o da. Efendim güzel Ramazan sayfaları hazırlanacak. Efendim güzel güzel şeyler yazacaklar. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Her şey güzel de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'ekel münafikune kalu neşhedü inneke le Resulullah. Ey Resulüm, şu münafıklar var ya, onlar sana geldikleri zaman derler ki, dediler ki neşhedü inneke le Resulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün ya Muhammed. Seni tasdik ediyoruz, sen Allah'ın Resulüsün. Ne demişler? Doğru söylemişler. Peygamber Efendimiz'in Resulullah olduğunu ne şehadet etmişler. قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Evet, Allah biliyor sen Allah'ın Resulüsün. Tabii öyle, doğru. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِب۪ينَ. Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyor. Bak ne güzel. Hani münafıklar ne diyor? Neşhedü inneke le Resulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah da buyuruyor ki onlara cevabı da yani
Üslup çok şey. Vallahu yeşhedü, Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. E sözü doğru. Resulullah'ın peygamber olduğunu söylüyorlar. Kalbi inanmıyor da ondan. Yalan. İnanmadan söylüyor. İnanmadan söylüyor. Münafık, içi kafir, dişi mümin. Çok dünyada böyle insanlar, Müslümandan korktu mu, doğrudan kafirlik yapamadı mı, münafıklık yapıyor. Kafirim diyemiyor, inançsızım diyemiyor. Benim de dedem müftüydü, bilmem sülalemde şu vardı, biz de Müslümanız. Efendim, ilkokuldayken amme cüzünü okuduk, camiye gittik. Geçmiş olsun, şimdi ne haldesin? Sen onu söyle bakalım, onu söylemiyor. İçki içer, zina eder, kumar oynar, İslam'a çatar. Sıkıştırdığın zaman biz de Müslümanız der. Kimseyi de bırakmıyor. Bir de ben senden daha iyi Müslümanım diyor. Nereden ölçüyorsa. Bir de bazısına soruyorsun ya sende hiçbir Müslümanlık alameti yok. Nereden Müslümansın sen? Sen benim kalbime bak, kalbim temiz diyor. Nereden temizse kalbi, görünmediği için, yani elbisesinin altında kaldığından, göğsünün içinde olduğundan kalbim temiz diyor. Senin kalbin katran gibi. Senin kalbin zehir gibi. Ne temiz diyor. Gitmiş Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna dekolte kıyafetle, eğildiği zaman giydiği külot görünüyor. Niye böyle giyindin, buraya geldin diye söylediğin zaman benim kalbim temiz diyor. Senin kalbin temiz ama böyle böyle giyinir mi? Kalp temiz, senin kalbin temiz ama başkalarının kalbini ne diye bozma hakkın var mı yani? Böyle çeşit çeşit insanlar var. Onun için bunları böyle şey yapmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Zikrullah'a da çatanlar var. Gelsinler bakalım şu hadisi şerifin karşısında, versin cevapları. Zikrullah'a çatıyor. Oğluna şey yapıyor, çok zikretme diyor, deli olursun diyor. Tarikata girme diyor. Hakkımı helal etmem diyor karısına. Sakın diyor tarikata girme diyor, hakkımı helal etmem. Senin böyle bir şey söylemeye hakkın yok ki. Resulullah'ın söylediğinin aksini söylemeye hakkın yok ki. Allah'ın söylediğinin aksini istemeye hakkın yok ki senin be adam. Sen çok yanlış bir yoldasın. Yanlış iş yapıyorsun. Bak, ekseru zikrallah hatta yekulu mecnun. Mecnun diyecek kadar zikri çok yap diyor. Mecnun ne yapmış? Yani mecnun aklı başından gitmiş. Bir şeye kafasını takmış. Hep onu istiyor. Öyle olunca Allah sevgisi gönlüne yerleşti mi bir insanın? Allah'ı seven bir insan oldu mu kale gibi olur. Kale gibi olur. Altın gibi olur. Elmas gibi olur. Bütün faydalar öyle insanlardan gelir. Bütün zararlar da kalbi kara insanlardan gelir. Kalbi kara, niyeti kötü, ahlakı fena, içi fesat. Bütün memleketleri batıran onlardır. Dünyayı karıştıran onlardır. Fitneyi, terörü çıkartan onlardır. Milletleri birbirine düşüren onlardır. Astıran, kestiren, öldüren vesaire. Hep onlar kalbi karalardır. Kalbi taşlaşmış olanlardır. Ahlakı bozuk olanlardır. Sonuncu hadis-i şerifi okuyalım, bitirelim. Onuncu hadis-i şerif sayfadaki. Eksiru min tilavetil Kur'ani fi biyutikum fe innel beyte la yukra'u fihil Kur'anu yakillu hayruhu ve yeksiru şerruhu ve yabiku ala ehlihi. Cabir ve Enes radıyallahu anh'ten Dârekutnî rivayet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde çok okumayı tavsiye ediyor. Eksiru min tilavetil Kur'ani fî biyutikum. Evlerinizde Kur'an okumayı çoğaltınız. Çok yapınız. Okuyor musunuz? Evde çok Kur'an okuyor musunuz? Hanım okuyor mu? Sen okuyor musun? Çocuklar okuyor mu? Açıyor musunuz? Dinliyor musunuz? Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bir cüz mü okuyorsunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Bir hizip mi okuyorsunuz? Bir sayfa mı okuyorsunuz? Ne oluyor? Haftada bir mi hatim ediyorsunuz? Ayda bir mi hatim ediyorsunuz? Yılda bir mi hatim ediyorsunuz? Ömürde bir mi hatim etmeye niyet ettiniz? Yoksa Fatiha'da mı kaldınız? Bakara'ya geçtiniz mi? Geçmediniz mi? Ne oluyor? Ekseru min tilavetil Kur'an'ı fi biyutikum. Camide dinliyorsunuz, okuyorsunuz ayrı. Bir de evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Çok okuyun. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim okunmayan evin hayrı az olur, şerri çok olur. Evde fitne, fesat, kavga, gürültü, dırıltı, geçimsizlik, bereketsizlik, uğursuzluk, hayırsızlık. Hocam bize büyü mü yaptılar acaba? Soruyor.
telefon şey kağıt gönderiyor bana. Başımıza şunlar 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 geliyor. Bunlar geliyor. Bazıları size büyü yapmışlar diyorlar. Sen evde Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Resulullah'ın tavsiyelerini tutuyor musun? Yok, tutmuyor. Sen kendine diyorsun. Başka sebep aramana lüzum yok. Ve yediku ala ehlihi, ev sahiplerine dar gelir. Ev başlarına dar gelir. Kur'an okunmayan ev. Kur'an okuyacak. Kur'an-ı Kerim çok okuyacak. Ömre'ye gittik, geldik. Orada güzel adetler var. Suudi Arabistan bizden çok ileri. Hani biz dünyanın en Müslüman ülkesiymişiz ya, öyle diyorlar. Biz de koltuklarımız kabarıyor, beğeniyoruz filan. Hiç de öyle değil. Yalanı dolanı, palavrayı bir tarafa bırakalım. Ezan okundu mu herkes camiye gidiyor. Ezan, efendim, okunduktan sonra hemen farza durulmuyor. 20 dakika bekleniyor. Camiye ezanı duyan evinde uykudaysa uyanıyor, gusül abdesti alacaksa alıyor, normal abdesti alacaksa alıyor. Camiye yürüyerek geliyor, sünnetini kılıyor, vakit artıyor. Çekiyor oradan Kur'an-ı Kerim'i, açıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Mecburen okuyor, vakit var. Yani imamın namaz kıldırmasına zaman var, mecburen okuyor. Bizde minareden müezzin inerken içeriden daha müezzini bile beklemiyor millet. Efendim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Hadi bakalım sünnete. 4 rekat sünneti kıldılar mı? Hem birbirlerine bakıyorlar. Kalk. Hemen Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Hemen kâmet. Ondan sonra imam da Allahu ekber. Semi Allahu lümen emine. Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. Ne oluyor? Hayrola? Birisi mi kovalıyor arkanızdan? Trene mi yetişeceksiniz? Uçak mı kaçıyor? Ne oluyor? Bilmiyor musunuz ki aceletü mineş şeytan, acele şeytandan olduğunu bilmiyor musun? Şeytanın oyunlarından bir tanesi güzel işleri aceleye getirtmektir, gargaraya getirtmektir. Bilmiyor musun bu şeytanın oyununu? Namazı tatlı tatlı kılsana şöyle, bekleye bekleye, tadını çıkarta çıkarta, şöyle süze süze, bal gibi, efendim kaymak gibi güzel bir namaz kılsana. Ne oluyorsun? Efendim işim var, gücüm var. Şeytan o işi, aceleyi, telaşı içine şey yapıyor. İşin namaz vaktinde yok. 20 dakika, yarım saat namaz kılacaksın, o kadar. Öğle namazı kılınacak böyle, yarım saat harcanacak bu işe. Bitti. Şeytana yüz vermeyeceksin. İkindi namazı, yarım saat harcanacak. Günde bir saat, hem dinlenme olur sana, hem huzur olur, hem sevap olur. Ondan sonra hangi işi yapacaksan yap. Randevunu ona göre ver, işini ona göre yap. Her şeyi aceleye getiriyoruz. Yani şeyden, 3 ev ötede oturuyordum ben, Sapanca'da. 3-5 ev ötede oturuyordum. Ezan okunduğu zaman evden çıkarsam farzın 1-2 rekatını kaçırıyordum. Jet maşallah hepsi. Jet imam ve jet cemaat. Ve jet namaz. E ne oluyor? Ondan sonra ne yapıyorlar? Dışarı çıkıyorlar, kumrular gibi oturuyorlar, güneşte güneşleniyorlar. Bacaklarını üstüne atıp sallıyorlar. Bastonla yeri dürtüyorlar. Akşama kadar. Bir şey de konuşmuyorlar, zikir de yapmıyorlar. Orada kukumav kuşları gibi, puhu kuşu gibi oturuyorlar. E niye namaz acele kıldın? Yani dışarıda böyle çok mu böyle beklemek çok mu önemliydi? İçeride biraz daha çok kalsaydın. İnsan namazı beklerken namazdaymış gibi sevap alıyor. Ha, camide, Suud'da camide şey okunuyor. Yani imam namazı kıldırıncaya kadar camide bir Kur'an okuma vakti oluyor. Bizde öyle bir vakit yok. Zaten camide cemaate yetecek kadar da Kur'an-ı Kerim yoktur. Neden? Rağbet yok da onda. Vakit de yok, rağbet de yok. Şimdi bütün cemaat, tamam Esat hocam Kur'an okuyun dedi, ben bundan sonra Kur'an okuyayım dese camide Kur'an yetmez. Neden? Alışılmamış, Kur'an'a ihtiyaç yok da onun için adet az. Olsaydı dolardı. Bütün bu duvarlar şey dolardı. Kur'an-ı Kerim rafı dolardı. Çünkü her gelen namaz kılınıncaya kadar Kur'an okuyacağım derdi. Bak, kötü alışkanlık. Kur'an'ı okuyacağız. Tamam, camide okuyoruz. O güzel. Başka? Evde de okuyacaksın. Evin de şenlenecek. Evin de güzelleşecek. Evinde de namaz kılacaksın. Evinde de Kur'an okuyacaksın. Sünneti evinde kılacaksın. Farzı camide kılacaksın. Farzı camide kılacaksın. Efendim şu namazı evinde kılacaksın. Çünkü içinde evin namaz kılınması da sevap.
evler mahrum edilmeyecek namazdan. Ama gelinle ve lakin sünneti camide kılmak istersen bizim Türkiye'mizde hiçbir camide cemaati yetişemez. Mümkün değil. Sünneti evde kıldın mı camiye geldiğin zaman efendim cemaat tesbihler de bitirmiştir, dua ediyorlardır. Ancak ona yetişirsin, vah namaz kaçmış dersin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, evimizde Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Bir, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. İki, manasını bileceğiz. Ondan sonra da manasını tatbik edeceğiz. Kur'an ehli olacağız. Kur'an-ı Kerim Müslümanı olacağız. Asr-ı saadet Müslümanı olacağız. Sahabe Müslümanlığını yaşayacağız. Öyle zamane Müslümanlığı, uyduruk Müslümanlık yok. Bizim Müslümanlığımızı al, bir de sahabe Müslümanlığını al, yan yana koy. Eyne seramine sıraya. Nerede o, nerede o? Hiçbir alakası yok. Bizim Müslümanlığımız bir acayip Müslümanlık. Kravatlı, fötür şapkalı, sinek kaydı tıraşlı, pantolonlu, efendim biralı, faizli, cebinde banka cüzdanlı vesaireli. Acayip bir Müslümanlık. 20. yüzyılın Müslümanlığı olmaz. Tam Müslüman olacak. Yamuk Müslümanlık olmaz. Doğru düzgün Müslüman olacak. Kur'an-ı Kerim bizim en büyük rehberimizdir. Ona sarılırsak bu böyle olur. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılırsak olur, sarılmazsak olmaz. Dervişlik de olmaz. Zaten dervişlere de bakıyorsun, çoğunun dervişlikle ilgisi yok. Tarikat erbabına bakıyorsun, tarikat adabına uymayan işler. Ahlakları tarikatın ahlakına uygun değil, tasavvufun söylediği güzelliklere uygun değil. Neden? Cahillikten kaynaklanıyor. Bu cahilliği izale etmeye Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek başlayalım. Allah cümlemize, gönlümüze Kur'an-ı Kerim sevgisi versin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine hüsnü ittiba edip sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi ihya edelim de Allah bize şehit sevapları ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife, Mavi Besmele.